Atalar söylemiş su uyur düşman uyumaz diye burada e, maalesef halihazırda hazırda hala enkazların içinde e, olan, uyuyan, ebedi uykusuna başlamış olan e, insanlarımız var. Ama bir yandan da terör örgütleri mensupları da farklı şekillerde ki son zamanlarda sosyal medya denilen şeyi çok net kullanıyorlar ve bu ortamda da o vicdansızlıklarını sergilemeye devam ediyorlar. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 de etkiledi. Felaketin ardından sosyal medya bilgi kirliliğine sahne oldu. O kirliliğin arkasında terör örgütleri de vardı. Devlet depremden kurtulan refakatsiz çocuklara sahip ancak terör örgütü yandaşları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gözetiminde Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya götürülen çocuklara ait görseli çarpıttı. O görsel "Çocuklar kaçırılıyor" başlığıyla paylaşıldı. Sosyal medyada Türkiye'nin depremlerden etkilenen Suriye'ye yardımları engellediği dezenformasyonu yayıldı. Yine Türkiye'nin Cinderes ve Afrin'deki arama kurtarma çalışmalarını durdurduğu propagandası yapıldı. Oysa gerçekler farklıydı. Bu mesajlar sosyal medyada örgüte ait bot ve az takipçili hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu. Daha sonra bu paylaşımlar sosyal medya kanallarından çok takipçisi olan hesaplara transfer edildi. Örgütle bağ görünmeyen çok takipçili hesaplar vasıtasıyla geniş kitlelere ve son kullanıcıya ulaştırıldı. Böylece dezenformasyonun örgütle görünür bağ kesildi. Terör örgütü bu mesajları İngilizce içeriklerle uluslararası kamuoyunun gündemine getirerek kara propaganda yapmaya da çalıştı.